Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün hesap incelemesinde Durul abinin hesabını inceleyeceğiz. Tabii bir konuda bize Mehmet de yardımcı olacak PC'de. Selamlar herkese öncelikle. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Herkesin evet. Görüntüsü var, senin yok Selim. Bir de video sana ait oysa ki. Merhaba herkese, iyi akşamlar. İsmim Durul. Adana'da yaşıyorum, Adanalıyım. Yaklaşık 1,5-2 yıl olacak oyuna başlayalı. Garip bir oyun serüveni oldu. Açıkçası bilgi almak için bağlandım. Çünkü yapacağım şeyler olacak. Ama bunu yaparken de hata yapmamak için, çünkü artık çok hatalı oldu. Çünkü gerçekten insanlara doğru bilgi veren çok fazla yer yok. Herkes kendi bilgisini veriyor. Ama siz gördüğüm kadarıyla genelde 3 kişisiniz. Çünkü insan tek başına düşünce hata yapıyor. Üç farklı insan, üç farklı düşünce demektir. Sürekli birbirimizi eleştirip duruyoruz abi. Mesela ben Atilla Takeda'yı gömüyorsam onlar YSG'yi gömüyor. Böyle böyle. Biraz ortak yolda buluşmaya çalışıyoruz o şekilde. Benim Atilla ve Takeda'm var. Var mı abi? İnanın. Abi sen... Var Atilla Takeda'm var benim. Benim hatta Ramses'im de var. Mehmet. Abi sen komutanları almışsın, açmışsın. Öyle git göç etmişsin. Öyle sana. Geçtim. Ya ben bu server'a gelmeden önce iki tane yanlış göç yaptım. Göç konusunda insanları gerçekten düzgün bilgilendirmek gerekiyor. Mesela nasıl bir yanlış göç yaptın? Sadece bir kişiyle iki kişiyle konuşup gitmeyi yapmayın. Konuşsanız bile kesinlikle son dakikayı bekleyin gitmek için. Ben bundan bir önceki gittiğim yere 8. sırala gittim. Birliğe. Yaklaşık 10 gün sonra 180. Abi herkes de genelde işte göç getiriyorlar. Herkes de konuşuyorlar ve hiçbir şeyle konuştuğun gibi olmuyor değil mi? Yani... Evet abi, kesinlikle. Göç edecekseniz de işte oranın KVK'sı başlamadan bir gün önce ve iki gün önce göç edin. Sakın önceden ben gideyim. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yapmayın. Bu arada ben bu serverda, bu klanda birinci klandayım. Evet, birinci klandasın. Paket geliyor mu abi? Gerçi VIP 15'sin sen zaten de. Bakarsanız hani şey geliyor. Hediye seviyesi 23. Daha iyilerini gördük abi, evet. Onu söyleyeyim. Ama çok şunu, dayıları var. Nereden göç ettin abi burayı? Bir imperyumda mıydın yoksa güçsüz bir krallıkta mıydın? Daha önceki krallığında kıyaslarsan bu krallığı daha önceki krallığına nasıl farklar var? Ya şöyle, ben başladığımda 1083'te mi? 1100'de civarında başlamıştım galiba. Sonra 1280, 1282'ye, 1281'e geçtim. 1283'e geçtim üstüne. 1283'e çok uzun süre kaldım. Ki 1283 bence çok iyi bir krallıktı. Ama orada bu KVK'da çok büyük bir sorun yaşadık. İlk KVK'yı kazandık, ikinciyi de kazanıyorduk. Ama sonra bizim klanımızın, yani kral dedi ki sadece şey alacak. Bizim klanımız ödülleri alacak. Başka kimseyi klanımızı almayacağız dediler. Yani çok da... Tabii direkt olarak şey oldu. Biz KVK direkt kaybettik. Biz kazanıyorduk, ortaya geçiyorduk. Kimse bizim karşımızda duramıyordu. Bir anda ikinci, üçüncü ve dördüncü klanlar KVK arkadaşımızın ayrıldı. O eşleşme belli olduğu zaman bizim karşı tarafımıza geçtiler. Olduğu gibi komple krallık şeyler, klanlar. Orada bizim bildiğimiz üstümüzden geçtiler. Şey, T5'i açmakta birazcık geç kalmışsın gibi. Hani 54 milyon oyuncuna ulaşıp da T5'i açmayan ilk seni gördüm. Mart ayında açıyordum. İşte o 1283'ten göç edeceğim diye açıp da güç yükseltmek için, pasaport muhabbetine takılmamak için göç et, şey yapmadım. T5 açmadım. Gittiğim iki yerde de hata yaptım. Dedim ki gittiğim yerde bari açayım. Yani inanılmaz yüksek rakamlara geldi. Hiçbir şey oynayamayacak dedim. Resmen imperium gibi oldular. Dedim ki ben burada duramam bu sefer. O yüzden iki defa daha farklı göç yapmak zorunda kaldım. Ne kadar para yatırdın abi oyuna? Her komutan geldiğinde alıyorum. İşte büyüme sermayesi aldım. İşte ayda birkaç defa, yani sayısını hatırlamıyorum, bu şeyleri alıyorum. Günlük alınan ödülleri alıyorum, şeyleri. Tedarik deposunu. Elmas yüklemeleri her ay. Tedarik deposunu zaten sürekli alıyorum, o kesin. Bazen gerekli olan bir şey olduğu zaman onu alıyorum. Yeter ki o anda ihtiyacım olduğu zaman alıyorum. Bir şeye ihtiyacım olursa veya bana değil de bir arkadaşıma ihtiyacı olduğu zaman yine alıyorum. Şunu söyleyeceğim abi, ortalama bizim kadar para yatıran bir oyuncusun. Hani aşırı da değil, fazla da değil. Yükleme ödüllerine denk getiriyorsundur büyük ihtimalle zaten.
Kesinlikle. Paraları. Başka türlü almıyorum zaten. Şimdi bundan Ya sonrasında ben 99 şöyle, gün olmasının sebebi de o. bundan sonra ben ödemelerimi şöyle yapmayı planlıyorum. Bu aralar aslında çok az yatırıyordum, hiç yatırmıyordum hatta. Tekrardan bir başlayacağım gibi oyundan zevk alabilmek için. Yükleme ödülleri sırasında işte her zamanki gibi mücevher tedarikimi alacağım buradan. Ondan sonrasında bundan iki defa inleyebilirim belki bunu. İlk iki günü bu şekilde atlatırım. Sonra malzeme tedarikini Malzeme. alacağım. Bayağı bir sürekli alacağım ve 5 yükleme ödülünü de bu şekilde tamamlamayı düşünüyorum bir süre boyunca. Ki bu materyal sıkıntısını atlatabilelim diye. Çünkü oyunun getirdiği güncelleme tam tatmin etmedi beni, materyal güncellemesi. Vermiyor ki. Sandıklardan güzel bir ödül vermiyor. Bu arada sandıkları açalım istersen Tabii Mehmet. tabii. Tamam. Sen oyuna ne Hazır. başlamıştın abi? Ben Osmanlı başında her Türk gibi. Osman. Klasik. Sonra okçu gerçekten oyun başında yani çok zor. Yani gerçekten çok zor. Daha late game için okçular. Peki şimdi ne oynamayı düşünüyorsun abi? T5'leri açınca. Ya o konuda aklımda iki tane fikir var. Bir tanesi bu KVK'da tema ödülleri veriyor ya. Evet, Temalar. gücün zirvesi, Zenith of Power. Evet. Eğer onda piyade için olanı alabilirsem Roma olurum. Piyade olan olsa. Öbür türlü Fransa olurum. %10 piyade buff'u veren bir tema alırsam Roma olurum. Osmanlı başladıktan sonra Almanya'ya mı geçtin direkt? Yoksa farklı bir Evet, medeniyette daha Almanya. oyalan direkt Almanya. Direkt Almanya. Çünkü oyunu birazcık öğrendikten sonra geçtim. Yaklaşık 3 ay, 4 ay sonra geçtim. Almanya'nın buff'ları oyun başı için bence geçilebilecek en mantıklı yer. T5'i açtıktan sonra, askerlerinizi T5'e çevirdikten sonra bence Almanya'dan başka bir yere geçilir bu oyunda. 334 tane altın anahtar. Burada onun için lafa girdim. Kritik bir anahtar açılımındayız. Bakalım neler Martel. çıkacak. Martel bir tane gördük abi. Ne bekliyordun abi başka? Bakalım. Buraları birazcık hızlı geçti şimdilik. Martel dışında hangi komutanları bekliyorsun? Martel ve Çao başka bir şey Başka değil bir yani. beklentin Aslında yok aynı diyorsun. birisi Martel. Martel'den bir adet buradan çıkmış. 3 adet burada. Az çıkmış abi. 13 tane. Ben de sana çok asit açtım ya. Oyun harbiden okçu istiyor. Sen bana çok mu asit açtın? 10 tane asit açtın önce. 13 tane. Dikkatini Fena çekerim. çıkmadı gibi de çok da iyi de değil sanki. Son zamanlarda şey artık altın atala pek fazla iyi ödül vermiyor. Artık oradan ümidimi kestim ya. Onlardan bir şey beklemiyorum artık yani. Ve şunu da merak ediyorum abi. Kralın tedarik krallık Evet tedarik bu. sandığı. Şimdi bu güncellendi, içeriği değişti, çok kötü ödüller çıkıyordu, tekrardan bufflandı derken ilk kez güncellemeden sonra ilk kez senin hesabında açıyoruz bunu toplu bir şekilde. İçinden bakalım neler çıkacak. Selim de bunun bir analizini yapar, hesaplar Hızlıca ve hesaplarız. sunar arkadaşlara. Elmas güzel çıktı sanki kanka. Hesapla bakayım. 200'den 200 çarpı 7 1400 elmas buradan. 2300 elmas buradan. 1200 elmas buradan. 1500 de buradan. Bence güzel. 335 Bence elmas de da. Bence güzel. güzel abi. Elmas miktarını güzel yapmışlar. Bence şey hızlandırmalı iyi çıktı. Bana mı öyle geldi? 3 günlükten 9 adet. Yani tabii ki eski oranla birazcık düşüş var gibi. Ama materyal verdiği için normal beklenilebilir bir düşüş bu abi. Hani 3 günden Tam 9 adet. bundan sonraki normalimiz bu. Hani artık o şeyi Evet. unutacağız. Evet. Yani Evet. o artık yapacak bir şey yok ona. Materyal veriyor ama materyalin verdiği materyal beni çok tatmin etmiyor ama. Yok Sanki böyle materyalle fazla. birazcık daha ne bileyim şu morlara ihtiyacımız yok ya da mor yıldıza bunlara ihtiyaç yok mesela. Direkt mor ekipmana da bence ihtiyaç yok. Çünkü zaten Benim var. geliyordu. Benim var ekipmana ihtiyacım. Var da abi bunları zaten 240 elması da alabiliyorsun. Bir de çok ödüyor. Her Tabii. yerden geliyor mesela bunlar. Tabii ki. Yani şunları da elmas değerinde de aslında görebiliriz. 10 çarpı 240 değil mi Selim? Evet. 2400 Evet. elmas. Evet. Belki o şekilde değerlendirilebilir. Ama O hızlandırma iyi oyun başı çıktı. için. Hızlandırma yine fena çıkmadı aynen. Yani ilk çıkanlara göre gerçekten biraz düzelttiler. Ya benim arkadaşım açtı 410 tane bundan 3 gün önce. 1500 elmasla 15 günde hız çıkmıştı. Yani şu Bakalım. bakalım şu altın anahtardan bir tane daha şansımız denedik Şimdi. çıkınca çıkmadı. Onluk İyi yok. oldu. Ama güzel materyal geldi morlar falan. Fena değil kanka. Yani Evet. sıkıntısı şu bunun. Aslında tamam içerik tatmin edici artık. Evet. Yağmacı kutuları içeriği ama yağmacıyı keserken elmas atmaması pek tatmin edici değil. En azından o yağmacıyı keserken ödül vermemesi güzel değil. Eskiden daha güzel ödüller veriyordu.
Biz zaten orada çok büyük hata yaptık. Biz aldığımız zaman daha güncelleme gelmemişti sandıkları. Biz dedik ki bekleyelim, sandıkla yeni güncelleme belki daha iyi bir şey çıkar. Biz orada hata yaptık. Biz kutumuza gittik. Sen abi yok, güncellemeden sonra açmakta çok bir şey kaybetmemişsin gibi duruyor. Yağmacıyı güncellemeden önce kestin değil mi o zaman? Evet evet, güncellemeden önce kestim. Senin çok bir hız ihtiyacın yok zaten gördüğümüz kadarıyla. Ortalama 1800 günden biraz fazla hızı vardı Turul abinin. Şu an gelen hızlarla da o 1900 günü geçmiştir. Yaklaşık bir 5 seneden fazla hızı var. Bir tane vali kazandırsın yeter. Bir tane vali değil abi, sana gücün zirvesi görünüyor. Abi şunları açabilirsin bence. Bunları açıyorum ben. Bunları ben çok video yapacağız ya, özellikle tamam. Selim'le yapacağız diye biriktirdim. Hani görelim neler çıkıyor. Hep beraber şey diye. Bunlar genellikle eşit çıkıyor zaten ama kemik biraz az mı çıkıyor acaba Selim? Bak buna dikkat edebiliriz. Kemik az çıkıyor, evet. Genel olarak da güzel. Şunları da açalım bakalım neler gelecek içinden. Okçu ekipmanları, okçu yarıklı işte okçu ekipmanları çıktı. Şimdi bir yol ayrımındasın abi. Hangi yol ayrımını seçmeyi düşünüyorsun? Yani piyade ilerlemek istediğine emin misin? Şu an Guanyu kasıyorsun. Guanyu şu anda benim 5-5-4-4. Bunu fulleyeceksin. Full neredeyse. Full yani neredeyse zaten. Elimde onu fulleyecek şey var. Altın heykelim var benim. Şu an fulleyebilirim. 366. Yani daha 91 gün var. ACS yok zaten. O yüzden fullemiyor. Çünkü ben bu ikinci KVK'da kullanamayacağım için bizim krallığın işine yaramayacak diye fullemiyorum. Kullanamayacağım çünkü. Hangi komutana yönelmeyi düşünüyorsun abi bundan sonra? Onu sana sorayım zaten özellikle. Peki Martel'e kelle harcayayım mı? Biz Martel'e çok önermiyoruz abi. Yani kendiliğinden yükselse daha güzel. Benim hesabımda yaptığım pişmanlıklardan bir tanesi Martel'e heykel basmak oldu abi. Yani bastım heykele, pişman oldum. Hızlandırıyor. Ekstradan işte birazcık daha stat veriyor sana. Şu becerisi. Zaten şurada biraz stat eksikliğin var. Seni güçlendirir Martel'ini bayağı ama. Bence basma. Kendiliğinden fullensin. Artı bir de tank komutanı. Şimdi az önceki güncellemeyi okuduk. Az önceki güncelleme tam olarak ne anlama geliyor? Ben Lilith'e güvenmiyorum. Attığı mesajlar bir tuhaf. Yani attığı mesajlarla yaptığı şeyler arasında farklar oluyor. Hayır olmuyor. Farklı çıkıyor. Şimdi birazcık oturup beklemek lazım. Eğer ata bu kadar çok buff'lıyorlarsa, defans bu kadar çok nerflenecekse zaten Martel daha da oyundan düşecektir. Martel de düşecektir. Şimdi Guanyu atak komutanı, İskender atak komutanı. Bunlar tamam piyade olarak ama Martel bir defans mesela. Kasına pişman olur musun acaba? Ya şöyle o zaman. Sizin söylediğiniz şey, ilk başta söylediğiniz bir şey vardı ya. Ne olursa olsun her oyuncunun fullemesi gereken bir komutan var bu oyunda. Hı hı. İsterseniz piyade oynayın, isterseniz süvari. YSG fullenmek zorunda. Ben ona inanıyorum. Yani yapacak hiçbir şey yok ona. Çünkü saf bir okçu komutanı değil. Bence. Yani her yerde kullanabiliyorsunuz bunu. Eğer %40 tüm hasarı veriyorsa bu inanılmaz hasar çıkartır. Yani tabii İskender'in arkasında uyumlu bir komutan abi. Hani güzel bir performans veriyor ama Herald birazcık daha yüksek performans veriyor. Şimdi saf, şimdi %100 bir okçu saldırısı bonusu var. Bu bakımdan aslında bir okçu komutanı ama yeri geliyor piyade ve süvarilerin arkasında da iyi performans verebiliyor tabi. Ama en güzel performans verdiği yine okçu komutanları oluyor elbette, en iyi performansını. Okçu komutanlarıyla veriyor. Santuzu gibi oluyor yani. Santuzu da tamam bir piyade komutanı. Ama yani bunu da farklı kombinliyorsunuz Santuzu'yu da. Bu da onun gibi yani bir nevi İngiliz anahtarı gibi bu tarz şeyler. Tabi. Tabii bildiğin yani oyunda 2-3 tane İngiliz anahtarı var. Santuzu bunlardan biri. Evet. YSG, İskender. Hatta belki Salahaddin bile bir İngiliz anahtarı denir ben mi bilemedim. Ben Salahaddin yapacağım. Salahaddin'i kasacağım yani. 5-5-5-1 yapacağım yani onu kesin. Valisine gireceksin büyük ihtimalle. Yok abi. Valisine girmiyorum çünkü krallıkta ben geldiğim zaman Salahaddin valisi başlayacaktı. Ve alacak insanlar belliydi. Oraya girip bozmak istemedim. Sen globalden kendin yapacaksın. Kendim yapacağım mecbur. Sen Konstantin alırsın ama zaten o kadar T5'leri açınca KVK içindeki savaşlarla. Mecbur alacağım bu sefer. Yani bu KVK'da yapmam gerekiyor. Çünkü bu an kullanamayacağım için mecbur Konstantin kullanacağım. Şimdi 91 gün kısa bir süre abi. Onu söyleyeyim. Kısa bir süre. 91 günün sonunda ben senin de olsam şu an Guanyu fullerim.
Onun da sebebi o serislerde kullanabiliyorsun ya en azından. Yani bu heykeller sana bir şey katkı sağlamayacak bir komutana bile veya tabii Konstantin'in ilk iki becerisini 5 yaparım diyorsan orasını bilemeyeceğim. Hani piyade ağırlıklı mı gideceksin? Devam edecek misin? Hani belki bunun ilk iki becerisini 5 yapıp 60 level yaparsın. Kanyonu da kullanırsın. Heykelleri buraya harcayabilirsin. Bunu Öyle bir yapmayacaksan arkadaşımla konuştum. Burada bir tane Konstantin valisi kazanacağım. kazanacaksın zaten. Onun için heykeli Evet. Konstantin'e de harcamayacağım diyorsun. Yani belki ya ama fullemezsem de krallığın işine yaramıyor. Ama Martel'i de Benim fullemen gerekiyor gibi abi bu durumda. Hani Konstantin var. Martel Konstantin'i kesin koyman gerekiyor. İşte onu kestiremiyorum çünkü o kadar heykel toplayamam, çok zor. Biraz zor Yani gibi abi. evet. Yok yok, Üçüncü toplanmaz. KVK'da da yani kullanmazsın zaten. Martel Üçüncü KVK'da Konstantin'i. yok. Okulda üçüncü KVK'da kullanılmaz. Bu sefer işte burada harcarsam işe yaramazsa üçüncü KVK'da hiçbir işe yaramaz. Evet. Zaten yol ayrımı orası. Üçüncü Evet. KVK'da Martel Konstantin'i çok gördük abi. Yarıyor aslında işe. Çok seçenek yoksa elinde. Garnizonda çok gördük. Ama tabii yeni okçu komutanları gelecek vesaire ne kadar onun karşısında iş yapar onu bilmiyorum. Yani geçmişten göç edenler, okçuları alıp göç edenler 3. Evet. KVK'yı ne kadar değiştirir? Martel Konstantin onların karşısında ne kadar durur? Orasını bilemiyorum ama sonuçta Atilla Takedaları tutuyor. Şimdi Selim diyecek tam tutamıyor diyecek ama tutuyor. Hani belki biraz daha zararlı çıkıyordur rapordan ama tutabiliyor Ben sonuçta. eski krallıklardan geldim. Meydanda gördüğüm böyle gerçekten mesela Edward o kadar güçlü değil. Çünkü çok yavaş skill Değil abi. atıyor. Edward eriyor ama Ramses öyle değil. Yani Ramses görünce ben olsam dokunmam. Hani onu kim kesiyorsa kessin. Richard'ın arkası belki Sun Tzu. İskender arkası YSG. Konstantin arkası Jandark. Jandark. Martel arkası çok saçma olacak ama Etelfet. Ya olur abi. Kırılgan olduğu için Olur. arkasında kurursun abi. En azından. Yani amaç zaten o. Öndekiler tank olsun. Ki içlerindeki en kırılgan yani İskender YSG olacak. Ama İskender 4 tane YSG kırılgan olsa da kolay kolay kimse vuramaz. İkinci KVK'da öyle. Bu KVK'daki avantajım bu olacak. Zaten bundan sonraki KVK'da artık bu komutanları ben de fullediğim için işte yeni gelecek komutanlar için heykel biriktirmek. Zaten VIP 15'sin abi. Hani T5'leri açınca da etkinlikleri de kolay oynayacaksın. Tabii ki. Peki size bir şey sorayım. Lubu'ya heykel yatırılır mı? Yok Yok abi. 5 Kesinlikle 1 1 yapılmaz. Yok 5 abi. 1 1 kullanılmaz mı yine de? Yok abi ya. Yok. Hani bir komutanı fullemeyi düşünmek gerekiyor abi. Hani ilk becerisini 5 yapacaksan hani geçici olarak kullanırım diyorsan hani bilmiyorum. Mesela Guan Yu yapabilirsiniz diyoruz biz ama Guan Yu daha sonrasında fulleyebilirsiniz anlamında. Hani fullemeye değer Guan Yu. Tabii ki. Ama Lubu'ya o kadar heykel basmaya değer mi? Hani ilk Değmez. becerisi o mesela abi. Hani Guan Yu 5-1-1 yapın ama ileride fulleyebileceğiniz bir komutan olduğu için diyoruz. Ama Lubu'ya değmez herhalde. 3 saniye eline Değmez. bir kanyonda belki bir süre işine yarar, kullanırsın ama yazık ona verilen heykelleri abi ya. İki ordu süvari çıksam. Hangi ikili önerirsiniz, ikilileri? Abi Selahattin kesinlikle yani sen piyade kompu yapacağın için bir Evet. nevi Selahattin olacak. Atilla'ya girecektim aslında da sen de. Yani Atilla'ya girmeyiz. Yani Selahattin'le ilk başta her şeyi yapabilirsin arkasına. Yani sıkıştığında Selahattin Jandark bile yapabilirsin kendini süvaride. Çok istiyorsan kendini bufflamak için. Takeda yaparsan kesinlikle Selahattin Takedi. Takeda. Takidi, Kesinlikle Selahattin Takeda. Çok senin için tank olur. Şey olur. Hani William da çok sonra gelecek. Sen göç ettiğin için William'ı yapma şansın hani 550. günde geleceği için William şu an için yapamazsın. sen bir de göç ettin abi. Onu da doğru diyor Selim. Planlamak lazım. Şimdi sen Guan Yu fullesen önünde çok seçenek yok. Salahaddin var. Guan Yu Benim zaten alıyorsun. Atilla Takeda var. Bir de Ramses var yakın vadede. Guan Yu İskender bir kıtan olur. Ramses YSG ikinci yıldız kıtan olur. Zaten Ante'ye giriyor. Başkasına gerek yok. Aynen öyle. Başkasına gerek yok. Konstantin Jandark, Richard Martel, yani Richard'ın arkasına Sun Tzu, Martel'in arkasına Eftelya yapıp istersen 5 kıta böyle çıkabilirsin. Yani Zon bir 7'de anda o da 5 çok kısa bir süre yine. Yani bir gün falan tabii. sürüyor savaş. Ya biz senin bence 5'liğini bulduk. Ya evet, o çok mantıklı bir beşli oldu.
Süvari oynayacaksan duruma göre Atilla Take'de de kasabilirsin tabii. O sana kalmış bir şey de. Ama şey yani şeyin haklı olduğu yer şu. Benim Atilla Take'de kasmam için yaklaşık 1400 heykel harcamam gerekecek. Evet. Ama Ama Ramses için 700. 700 yarı yarıya. Yani Senin içine var mı pişmanlığın abi başka bir tane? var mesela Cengiz Han'a kelle harcamak. Ya ben Cengiz Han'ı ilk başta tam kullanayım kullanmayayım bilmiyordum. İlk seviyesini 5 yaptım. Mesela bunları boşu boşuna harcadım. Mesela o 50 kelleyi boşu boşuna. Evet. Selim'in de böyle bir Edward macerası var abi. Benim de Edward çarkı var abi böyle bir. Abi 70 bin elmas gömmüştüm. İlk becerisi 5 oldu. Fazladan elimde heykeli falan da attı Edward'ın. Öyle 70 bin elmas gitti çöpe. Adam hiç fark etmiyor. Çarkı felek olsun. Edward'mış, oymuş, buymuş diye affetmiyordu abi. Çarkı felek olsun yetiyor ona. Ya bu oyun dediğimizde pişmanlıklar. Kimse hani ilk başta düşündüğü gibi olmuyor oyunlar. Düşündüğü gibi ilerlemiyor. Siz istediğiniz kadar plan yapın. Herkes oyundaki kalabalıktaki herkes sizin gibi plan yapıyor. O yüzden bazı şeyleri hem planlayıp hem biraz sabretmek gerekiyor. Mesela benim planım neydi? Guan Yu fullemekti direkt buraya geldiğim zaman. Fulleyip devam etmekti. Daha sonra baktım ki Guan Yu'ya daha var. Benim plan değişti. Guan Yu fullemeden önce başka bir tarafa yönelmem gerekiyor. Hani sabit bir yere düşünüp de bu oyunda hareket edemiyorsunuz. Hata yapıyorsunuz o zaman. İşte Frederick'e zamanında kelle basmak, Cesar'a kelle harcamak. Elmaslarını basalım abi biraz. VIP'leri de basalım. Basar. Bu Tam VIP'ler bugünkü gelenler. O bayağı klan Bu. paket çekiliyor o zaman. Ya şey bizim bir şey klanda birinci olan ismi bugün değiştirmiş. Bakarsın onun ismi normalde Jack Moneybags'ti. Moneybags. Evet. Para kutusu. Ya alıyor. Senin soracağın bir şey var mı abi ekstradan? Var. Size özellikle var. Bundan sonra göç edildiğiniz zaman gerçekten Türk arkadaşlara beraber oynamak istiyor musunuz başka bir krallıkta? Yani şöyle bir 6 şey. ay sonra diyeceğiz yine şimdi biz. Ya Daha istiyor 6 ay musunuz da diye değil. soruyor. Ya 6 aydan sıkıldım artık. Ya 6 ay olayı maalesef hani ben şeye almam gerekiyor abi. Okçuları almam gerekiyor. Zaten beraber takip edeceğiz. Okçuları aldıktan sonra nasıl yeni komutanlar çıkacak? Aslında tüm ipucu burada. Ama Türklerle oynamak istiyor muyuz? Yoksa hani aman aman mı diyoruz? Bunu sormak istedin herhalde. Evet. Zor bir soru. Oynarız abi. Ama oynamak istiyoruz. Ama nasıl bir şey? Bunun karşılığı nasıl Yeşim diye? olsaydı buna istiyoruz ama dönerin dönmesini istiyoruz ama ne diyorsun tam emin değilim. Evet. Döner istiyorum ama dönerin dönmemesini istiyorum sevgili yarıda yol diyordu. Şimdi Aynen. şöyle bir şey var. Hani ben gitmek isterim ama yönetimden uzak durmak isterim. Kesinlikle hiçbir şekilde zaten oyuna da girmem. Onun için sorunlardan uzak kalıp o Türklerle sohbet edip beraber oynamayı isterim. Ama birisi sıfırlanır, ne bileyim birisi istediği valiyi alamaz. Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Bu korku mu o yoksa Türk krallığında? Mesajları kapatacaksın o zaman. Böyle bir yere gittiğin zaman. Herhalde bana Komple. yazmazlar umarım abi. Şimdiden duyurulur. Yarın bir gün bir Türk organizasyonu hani bizim gittiğimiz Türklerle oynadığımız bir yer olursa 75 heykel basalım o zaman Kleopatra'ya. 75. Geri kalan Burada sıfır fulleyelim abi. Yeni bir hanene yeni bir komutan daha yazıldı abi. Hesap yok. satanlar Kleopatra'yı da sayıyor. Kleopatra full diye orada gösteriyor. Evet. Evet, Sen de evet. dersin Kleopatra full dersin artık. Yarın bir Tabii gün daha. satarsa. Ama şey çok güzel oldu. Bana Selim direkt okçu önerdi. Abi Evet. Selim de okçuları seviyor ya. Sen bakma onu süvari süvari dedesi de. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Selahattin'le yapabilirsin. Ama Selahattin'in arkasına da bir take de yapman gerekiyor. Yani çok fazla heykel ihtiyacın O kadar olacak. heykel üçüncü şey yetiştiremem ki. Aynen. 90 gün sonrasına yetişmeyecek. Şimdi Tabii süvari yetişmez. bir de şu var abi. Şimdi yeri geliyor ben de bazı oyunculara YSG ya da Ramses önermiyorum. Geçen de bir arkadaşımıza dedi ki Ramses kasma. Şimdi sen piyade ağırlıklı olduğun için Ramses'i kasabilirsin dedik sana. Mesela süvari ağırlıklı olsaydın kesinlikle Atilla Takeda'yı kas, William'ı kas. Yani tüm süvarileri önerirdik sana. Yani o komutan dizaynından kaynaklı biraz. Tabii ki. Oyunun da güzel yanı bu işte. Yani kişinin oyun tarzına göre doğrular değişiyor. Evet, en büyük avantajı o, farkı o. Bu arada gücün zirvesi nasıl oynanır diye hani göstereceğiz. Ya da oynanmaz diye göstereceğiz abi.
İnşallah oynayıp kazanırız. Büyük konuşma demişler. Seviye Daredevil nasıl alınır herkese göstereceğiz dedi. Ben onu ciddi Ya 27,5 milyon alamayan tanıyorum. Sen tanıyor musun Selim? Evet, ben bizzat aynaya bakıyorum abi, 27,5 milyonla alamayana. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum abi. Ben de çok memnun oldum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Durul abi, Mehmet. Selim'i 1K yaparsak artık yüzünü bize gösterecek. Abone olursanız artık ben de sevineceğim gerçekten. Koronası sağlıklı, huzurlu günler herkese. Kendinize iyi bakın. Ve İyi akşamlar. eyvallah. Tamam. Vallahi. Vallahi Taki değil. konuşamıyorum. Taki değil. Buymamışsın. Taki değil.